Fizik 8.01 Klasik Mekanik 1. Ders Ben Walter Lewin. Bu dönem size dersi ben vereceğim. Fizikte çok küçükten çok büyüğe kadar her şeyi araştırırız. Çok küçük, bir protonun küçük bir kısmıdır ve çok büyük ise evrenin kendisidir. Bu aralık 45 büyüklük mertebesini kapsar. Birden sonra 45 tane sıfır. Ölçümleri nicel olarak ifade etmek için birimleri tanımlarız. Uzunluk birimi için metreyi, zaman birimi için saniyeyi, kütle birimi için kilogramı kullanırız. Kitabınızda bu terimlerin nasıl tanımlandığını ve tanımların tarihsel olarak nasıl bir değişim geçirdiklerini okuyabilirsiniz. Günlük yaşamı kolaylaştırması için kullandığımız birçok türetilmiş birim vardır. Bazıları özel alanlar için uyarlanmışlardır. Santimetreyi kullanırız, milimetreyi kullanırız, kilometreyi kullanırız. Ayrıca inç var, foot var, mil var. Hatta astronomlar dünya ile güneş arasındaki ortalama mesafe olan astronomik birimi kullanırlar. Onlar ışığın bir yıl içinde gitmiş olduğu uzunluk anlamına gelen ışık yılını da kullanırlar milisaniyeleri, mikrosaniyeleri, günleri, haftaları, saatleri, yüzyılları, ayları ve tüm türetilmiş birimleri kullanırız. Kütle için miligramları, poundları ve tonları kullanırız. Böyle çok sayıda türetilmiş birim mevcuttur. Bunların çoğu ile çalışmak kolay değil. İnç ve fut birimleri ile çalışmayı son derece zor buluyorum. Bu son derecede hoş olmayan bir sistemdir. Sizlerin onurunu kırmak istemem fakat bunun hakkında bir düşünün. 12 inç bir futa 3 fut bir yarda eşit. Bunlar insanı delirtir. Hemen hemen neredeyse sadece ondalık sayılarla çalışırım ve umarım bu kurs boyunca sizler de aynı şeyi yapacaksınız. Fakat bazı istisnalar olabilir. Sizlere öncelikle onun kuvvetleri olarak adlandırılan bir film göstereceğim. 40 büyüklük mertebesini kapsar. Hollandalı Kesprok tarafından 50'li yılların başında tasarlanmıştır. Bu ikinci kuşak bir filmdir ve MIT'te profesör olan Morrison'un sesini duyacaksınız. Onun kuvvetleri 40 büyüklük mertebesi İşte başlıyoruz. Orada gördüğünüz uzunluk, zaman ve kütle. Onları zaten göstermiştim ve bunları fizikte üç temel nicelik olarak adlandırırız. Büyük L sembolünü uzunluk için, büyük T sembolünü zaman için ve büyük M sembolünü ise kütle için kullanacağım. Fizikteki diğer tüm nicelikler bu üç temel nicelikten türetilebilir. Size bir örnek vereceğim. Burada etrafına parantez koyuyorum. Hız dediğim zaman bu hızın boyutunu ifade ediyor. Hızın boyutu, uzunluğun boyutu bölü zamanın boyutudur. Bu yüzden L bölü T yazabilirim. Saniye başına metre olsun ya da yıl başına inç hiç önemli değil. Bu uzunluk bölü zaman boyutuna sahiptir. Hacim. Uzunluk boyutunun üçüncü kuvvetine sahip olacaktır. Yoğunluk. Kütle bölü hacim. Yani uzunluğun üçüncü kuvveti boyutunda olacaktır. Bizim dersimizde çok önemli olan bir nicelik ivmedir. Bu yüzden ivme ile çok ilgileneceğiz. Göreceğiniz gibi ivme uzunluk bölü zamanın karesi şeklindedir. Birimi metre bölü saniye karedir. Yani Uzunluk bölü zamanın karesini elde ediyorsunuz. Diğer tüm nicelikler bu üç temel nicelikten türetilebilir. Artık bilimler üzerine anlaştığımıza göre metre, saniye ve kilogram ölçüm yapmaya başlayabiliriz. Şimdi ölçümleri yaparken çok önemli olan ve lise kitaplarında daima ihmal edilen ölçümlerinizdeki belirsizliğe geçelim. Belirsizliği belirtmek sizin yapmış olduğunuz herhangi bir ölçümün hiçbir anlamı yoktur. Bunu tekrarlıyorum. Gece saat 3'te uyandığınızda bunu şurada duymanızı istiyorum. Yapmış olduğunuz bir ölçümde o ölçümdeki belirsizliği belirtmiyorsanız o ölçüm tamamıyla anlamsızdır. Büyük annem bana yatakta uzanan bir kimsenin ayakta durduğu andakinden daha uzun olduğunu söylerdi. En azından buna inanırdı. Ve büyük annemin hatırasına bugün bunun deneyini yapacağım. Burada bir kişiyi yatarken veya ayaktayken ölçebilen bir düzeneyim var. Bu iyi bir yatak değil ama sizleri bu ölçümümde bir ölçümdeki belirsizlik hakkında bilgi sahibi olamadan ölçme yapmanın anlamsız olduğu konusunda ikna etmem gerekir. Ve yapacağım şey şu şekilde. Burada bir alüminyum çubuk var ve alüminyum çubuk yerde uzandığı zaman mantıklı, makul bir tahmin yapacağım. Alüminyum çubuk yatay olduğu zaman dik durumda durduğundan daha uzun değildir. Eğer kabul ederseniz alüminyum çubuğun uzunluğunu bu düzenek ve şu düzenek ile kıyaslayabiliriz. En azından ölçüme başlayacak bir kalibrasyona sahibiz. Bunu ölçeceğim. Bana güvenmek zorundasınız. Bu 3 aylık zaman boyunca birbirimize güvenmek zorundayız. Ölçüyorum ve 149,9 cm. Bu bir alüminyum çubuk ve dikey konumu 149,9. Fakat ölçümün belirsizliğinin muhtemelen 1 mm olduğunu düşünüyorum. Gerçekten sizlere bundan daha iyisini yapacağımı garanti edemem. Bu dikey durum içinde. Şimdi çubuğu buradaki düzenek ile yatay olarak ölçeceğiz. Hop. Ölçeksin tarafınızda. Şimdi çubuğun uzunluğunu ölçüyorum. Yatay olarak 150.0. 150,0 ve yine artı eksi 0,1 santimetre. Artı eksi 1 milimetre ölçme kapasitesine sahip olduğum konusunda benimle aynı fikirsinizdir. Bu benim ölçümümün belirsizliğidir. Şimdi uzanma ve ayakta durma durumları arasındaki fark bir fut olsaydı, bunu hepimiz fark ederdik, değil mi? Sabahleyin yattığınız yataktan uyanıyorsunuz, kalkıyorsunuz ve gidiyorsunuz ve bir fut daha kısasınız ve bunu mümkün olamayacağını biliyoruz. Eğer fark sadece 1 milimetre olsaydı, biz asla bilemeyecektik. Bu yüzden eğer büyük annem haklı ise bu durumda bu fark birkaç santimetre ya da bir inç olabilir. Ve böylece bu meseleyi çözebilmek için 1 milimetre doğrulukta bir öğrencinin uzunluğunu ölçebilirsem bunu kanıtlayabilirim. Bu yüzden bir gönüllüye ihtiyacım var. Gönüllü olmak ister misin? Oldukça uzun görünüyorsun. Umarım düzerekten daha uzun değilsindir. 1.78'den daha uzun boylu değilsin değil mi? Adı ne? Rick Ryder. Heyecanlanmıyorsun değil mi Rick? Çok uzunsun. Oturabilirsin. Buraya uzun boylu arkadaşları alamam. Haydi daha uygun uzunlukta birine ihtiyacımız var. Kendi üzerine alma Rick. Tamam ismin ne? Zack. Güzel bir gün değil mi Zak? Kendini rahat hissediyor musun? MIT'deki ilk dersin mi? De. Tamam. Burada ayaktadır. Evet. Tamam. 183,2 Orada kal, orada kal. Hareket etme Zak. Bu dikey uzunluktur. Ne dedim? 1.80 mi? Sadece bir kişi söylesin. 1.83 Haydi. Tamam. 0,2 1.83,2 Evet. Ve belirsizlik yaklaşık 0,1 santimetre. Ve şimdi zeki yatay olarak ölçeceğim. Zerk kemiklerini kırmanı istemiyorum. Bundan dolayı senin için burada küçük bir merdivenimiz var. Ayaklarını buraya koy. O alüminyum çubuğu biraz uzaklaştırayım. Ölçüye dikkat et. Hiçbir şeyi kırma çünkü bu durumda her şey biter. Tamam şimdi senin tarafına geleceğim. Bunu yapmak zorundayım. Evet evet rahatla. Bunu bilim uğruna küçük bir adak olarak düşün tamam mı? Tamam iyi misin? Rahat mısın? Gerçekten rahatsın değil mi? Zek. Mükemmel. Hazır mısın? Zek. Tamam. 1.85,7. Olduğun yerde kal. 1.85.7. İlk önce farkını almak istediğinden eminim. Doğru mu? 1.85,7 artı eksi 0.1 santimetre. O bu 5 eder. Bu da 2.5 artı eksi 0.2 santimetre. Yaklaşık olarak uyuduğun zaman ayakta durduğundan 1 inç daha uzunsun. Büyük annem haklıydı. O daima haklıydı. Buradan çekilebilir misin? 1 milimetrelik hassasiyet çok teşekkürler Zak. Durumu açıklamak için yeterli olduğunu anlamanızı istiyorum. Eğer benim ölçümün hassasiyeti daha küçük olsaydı bu ölçüm hiç inandırıcı olmayacaktı. O halde ne zaman bir ölçüm yaparsanız belirsizliği bilmelisiniz. Aksi takdirde ölçüm anlamsızdır. Galileo Galilei kendi kendisine bir soru sordu. Neden memeliler oldukları kadar büyükler ve neden daha büyük değiller? Kendisi benim hiçbir kitapta karşılaşmadığım daha mantıklı bir düşünceye sahipti. Eğer memeliler olduğundan daha kilolu olsaydı, kemiklerinin kırılması gerektiği sonucuna varılırdı. Ve o bunu bir limit faktörü olarak düşündü. Hiçbir kitapta Galileo'nun düşüncesiyle karşılaşmadığım halde aklından geçen fikirleri anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu şekil bir memeliyi göstermekte ve bu memelinin dört ayağından biri. Bu da memelinin büyüklüğü S olsun. Bununla ifade etmek istediğim farenin şu büyüklükte, kedinin de bu büyüklükte olmasıdır. Çok kaba tanımlanırsa büyüklükle kastettiğim budur. Memeli kütlesi M ve bu memeli uyluk olarak adlandırdığımız ve burada gösterilen uyluk kemiğine sahiptir. Ve vücudu belli bir dereceye kadar uyluk kemiği taşır. Ve şimdi uyluk kemiğinin L uzunluğuna ve D kalınlığına sahip olduğunu varsayalım. Uyluk kemiği burada bu uyluk kemiğinin kabaca nasıl olduğunu göstermektedir. O halde bu uyluk kemiğinin uzunluğu olacaktır. Ve burası D kalınlığı ve burası da A kesit alanı olacaktır. Şimdi sizleri fizikte nicelikler arasındaki ilişkiyi veren ve ölçeklendirme olarak adlandırdığımız şeye götürmek istiyorum. Uyluk kemiğinin uzunluğunun hayvanın büyüklüğü ile orantılı olması gerektiğini savunuyorum. Bu tamamıyla mantıklı. Eğer bir hayvan diğer bir hayvandan dört kez daha büyük ise dört kat daha uzun bacağı ihtiyacı vardır. Bunun tüm söylediği şey bu. Bu çok mantıklı. Ayrıca bir hayvanın kütlesi hacmiyle orantılı olduğundan büyüklüğünün üçüncü kuvvetiyle orantılı olması da çok mantıklıdır. Eğer kütle büyüklüğünün üçüncü kuvvetiyle ilişki ise bu ilişkiden dolayı uyluk kemiği uzunluğunun da üçüncü kuvvetiyle orantılı olması gerekir. Tamam. Bu bir. Şimdi ölçeklendirmeyi yapalım. Uyluk kemiği üzerindeki basınç, hayvanın ağırlığının uyluk kemiğinin kesit alanına A'ya bölünmesiyle orantılıdır. Bu basıncın ne olduğunu göstermektedir. Yani hayvanın kütlesinin D'nin karesine bölünmesiyle orantılıdır. Çünkü biz burada alanı istiyoruz ve alan D kare ile orantılı. Şimdi beni dikkatle izleyin. Eğer basınç belirli bir değerden daha büyükse kemikleri kırılacaktır. Bundan dolayı hayvanın kütlesi belirli bir kata kadar, mesela 4 katı varsayalım arttığı zaman kemiklerinin kırılmaması için D karede 4 kat daha artmalıdır. Bu ölçeklendirme de önemlidir. Gerçekten bunu baştan sona kadar dikkatli bir şekilde düşünmelisiniz. Bundan dolayı kütlenin D kare ile doğru orantılı olması gerektiğini savunuyorum. Bu olayın kırılma noktası. Şimdi bu ikisini karşılaştıralım. Kütle uyluk kemiğinin uzunluğunun küpü ile kalınlığının karesiyle orantılıdır. Bu yüzden uyluk kemiğinin kalınlığı L uzunluğunun 3 beli ikinci kuvvetiyle orantılı olmalıdır. Oldukça ilginç bir sonuç. Bu sonuç size neyi söylüyor? Bu sonuç eğer iki hayvanın var ve birisi diğerinden 10 kat daha büyük ise bu durumda büyüklüğünün 10 kat daha büyük olduğunu, bacaklarının uzunluğunun 10 kat daha büyük olduğunu ama... Uyluk kemiğinin kalınlığının ki uyluk kemiği L uzunluğunun 3 beli 2. kuvvetiyle orantılı olduğundan 30 kat daha büyük olduğunu söyler. Eğer bir fare ile fili kıyaslarsak bir fil büyüklük olarak yaklaşık 100 kat daha büyüktür. Bu sebeple filin uyluk kemiğinin uzunluğu farenin uyluk kemiğinin uzunluğundan 100 kat daha büyük olmalıydı. Fakat uyluk kemiğinin kalınlığı 1000 kat daha büyük olması gerekir ve bu sonuç büyük hayvanların niçin oldukları kadar büyük olmaları gerektiğini düşünen Galileo Galilei'yi ikna edebilir. Çünkü açıkça eğer kütleyi artırırsanız kemiklerin kalınlığı, kemiklerin uzunluğu ile aynı olacağı bir zaman gelecektir. Sizler de kemiklerden meydana gelmişsinizdir ve bu biyolojik olarak mümkün değildir. Ve böylece bu ölçeklendirme kanunu tarafından belirlenen bir limit vardır. Ben bunu test etmek istedim. Büyük annemin söylediğini test ettikten sonra neden Galileo'ya Galilei'nin söylediğini test etmeyelim? Bu sebeple çok güzel bir uyluk kemiği koleksiyonu olan Harvard'a gittim. Ve onlara at ile rakunun uyluk kemiklerini sordum. Rakun yaklaşık olarak bu büyüklükte ve at yaklaşık 4 kat daha büyük. Böylece atın uyluk kemiği uzunluğu rakonun uyluk kemiği uzunluğundan 4 kat daha büyük olmalıdır. Yaklaşık 4 kat. Bu yüzden çok şaşırmadım. Daha sonra kalınlığı ölçtüm ve kendime "Aha, eğer uzunluk 4 kat daha büyük ise bu durumda eğer doğruysa kalınlık 8 kat daha büyük olmak zorundadır." dedim. Ve sizin için çizeceğim ve birazdan göreceğiniz şey kısaca D bölü L'ye karşı tabii ki L'nin 1 bölü 2. kuvvetidir. Göreceğiniz gibi L'nin birini buraya getirdim. Eğer ben atı ve rakunu karşılaştırırsam at için uyluk kemiğinin kalınlığı bölü uzunluğu değerinin 4'ün kare köküne eşit olduğunu iddia ederim. Rakun için elde edilen değerin 2 katı kadar. Bunu çizmek için can atıyordum. Çizdim ve sizlere sonucu göstereceğim. İlk sonuçlarım işte burada. Orada D bölü L'yi görüyorsunuz. Bunun için tercih ettiğimi size açıkladım. Ve burada uzunluğu görüyorsunuz. Rakını ve atı görüyorsunuz. Ve eğer dikkatlice bakarsanız bu durumda at için elde edilen D bölü L değeri rakun için elde edilen değerden bir buçuk kat daha büyüktür. Çok da hayal kırıklığına uğramadım. 1.5-2 değildir ama doğru yönde bir gelişmedir. At açıkça rakundan daha büyük bir D bölü L değerine sahiptir. Daha fazla detaya ihtiyacım olduğunu fark ettim ve yeniden Harvard'a gittim. Daha küçük bir hayvana ihtiyacımın olduğunu söyledim. Keseli sıçan, belki belki bir yarasa, belki bir fare tamam dediler bana bir üç kemik daha verdiler. Onlar bana rakundan biraz daha büyük olan bir antilop, bir keseli sıçan ve bir fare kemiği verdiler. Bu antilopun kemiği. Bu rakunun kemiği. Bu da keseli sıçanın kemiği. Ve şimdi buna inanamayacaksınız. Bu oldukça mükemmel ve oldukça romantiktir. Farenin kemiği de buradadır. Bu güzel değil mi? Ufacık, minicik, küçük fare. Sadece bir ufacık, minicik, küçük uyluk kemiği. İşte burada. Ve ben grafiği çizdim. Ve şeklin neye benzeyeceği konusunda çok meraklıydım. Ve işte şekil burada. Şok oldum. Ama şok oldum. Gerçekten şok oldum. Çünkü bakın at fareden ebat olarak 50 kez daha büyüktür. D bölü L değerindeki fark ise sadece 2 kattır. 7 katı gibi bir şey o çıkacağını bekliyordum. Ve böylece D bölü L değerinde 7 katını beklerken sonuçta sadece 2 katını elde ediyorum. Kendi kendime oh aman tanrım. Neden onlardan bir fil kemiği rica etmedim? Sorunu gerçekten kökünden sözecek olan fil olurdu. Çünkü eğer bu yaptığımız ölçeklendirmenin dışına çıkarsa hala Galileo Galilei tarafından ifade edilen beyanı kurtarabiliriz. Tekrar Harvard'a geri gittim ve bana tamam sana bir filin uyu kemiğini verelim dediler. Onlar ayrıca bana ister inanın ister inanmayın bir Amerikan geyiğinin uyluk kemiğini de verdiler. Dürüstçe ifade etmek gerekirse sanırım o zaman benden kurtulmak ister. İşte bir filin uyluk kemiğini görüyorsunuz. Ve bunu da ölçtüm. Uzunluğunu ve kalınlığını ve çok ağır. Bir ton ağırlığında gelmekte. Onu da çizdim ve tamamıyla ümitle doluydum. Bütün gece uyuyamadım. Ve fil için elde edilen sonuç da burada. Fil için elde edilen D bölü L değerinin fare için elde edilen D bölü L değerinden gerçekten büyük olduğuna dair herhangi bir delil yoktu. Bu dikey çubuklar kalınlık ölçümlerindeki belirsizlikleri göstermektedir ve yatay ölçek ise logaritmik bir ölçektir. Uzunluk ölçümlerimin belirsizliği kırmızı kalemle çizilen çizginin kalınlığındadır ve daha fazla bir şeyi belirtmeme gerek yoktur. Sizlerin de ölçümleri kontrol etmek isteme ihtimaline karşı tüm sonuçlar işte burada. Ve tekrar fare ve file bakalım. Gerçekten fare sadece 1 cm uyluk uzunluğuna sahip olmasına rağmen filin uyluk uzunluğu ise 100 kat daha fazladır. Böylece ilk ölçeklendirme S'nin L ile orantılı olduğu ve bunun kesinlikle beklediğimiz bir şey olduğudur. Çünkü bir fil bir fareden boyut olarak yaklaşık 100 kat daha büyüktür. Fakat D bölü L değerine baktığınız zaman hemen hemen her ikisinde aynı olduğunu görürsünüz. Fare için D bölü L değeri, fil için elde edilen D bölü L. L değerinden oldukça farklı değildir. Eğer sayılara bakacak olursanız aynı olması değil, yüzün kare kekiyle yani 10 katı daha büyük olmasını beklersiniz. Şimdi sizlerle fiziksel boyut analizi olarak adlandıracağımız şeyi tartışmak istiyorum. Kendi kendime eğer belirli bir yükseklikten bir elmayı atar ve bu yüksekliği değiştirirsem elma için düşme zamanı nasıl değişecektir şeklinde bir soru sormak istiyorum. Yani bir H yüksekliğinden elmayı düşürüyorum ve ne kadar sürede düşeceğini bilmek istiyorum. Ve H yüksekliğini değiştiriyorum. Yani kendi kendime düşme zamanının yükseklik üzeri alfa ile orantılı olması gerektiğini düşündüm. Tamamıyla mantıklı. Eğer yüksekliği daha fazla yaparsam hepimiz biliyoruz ki elmanın düşmesi daha uzun zaman alacak. Bu güvenli bir yaklaşım. Kendi kendime eğer elma M kütlesine sahip ise muhtemelen elmanın düşmesi için geçecek olan zamanın kütle üzeri beta ile orantılı olması gerektiğini, yine kendi kendime eğer bir cisim daha fazla kütleli ise muhtemelen daha kısa zamanda düşeceğini düşündüm. Böylece belki düşme zamanı M üzeri beta ile orantılıdır. Alfayı ve Betayı bilmiyorum ve sonra dünyanın yerçekimi gibi bir şeyin olması, dünyanın bir yerçekimi ivmesine sahip olmasını gerektiriyor. O halde şimdi bunu da işin içine sokalım ve yere düşme zamanı yerçekimi imesinin gamma mertebesiyle doğru orantılı olduğunu kabul edelim. Bu ime ve bunun hakkında çok şey öğreneceğiz. Bunu söyledikten sonra şimdi fizikte boyut analizi olarak adlandırdığımız şeyi yapabiliriz. Gördüğünüz gibi sol tarafta zaman olduğundan sağ tarafta da zaman olmalıdır. Bir yanda Portakal, diğer yanda Hindistan cevizine sahip olamazsınız. Bir tarafta saniye, diğer tarafta ise metre bölü saniyeye sahip olamazsınız. Sağdaki ve soldaki boyutlar aynı olmalıdır. Buradaki boyut nedir? Bu T. T'nin birinci kuvvetine eşittir. Ve bu T uzunluk üzeri alfa çarpı kütle üzeri beta çarpı yer çekimi yiymesi. Hatırlayın hala tahtada yazılı duruyor ki boyutları L bölü zamanın karesi şeklindedir. Üzeri gamaya eşit olmalıdır. Böylece buraya gamma ve buraya da gama yazıyorum. Eşitlikteki bu taraf ve diğer tarafın aynı boyutta olması gerekir. Bunun fizikte tartışması bile olmaz. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Burada M yoktur. Dolayısıyla burada M olduğundan beta sıfır olmalıdır. Bu tarafta L üzeri alfa ve L üzeri gamma olduğundan ve bu tarafta hiçbir L olmadığından dolayı eşitlikteki L yok edilmelidir. Böylece alfa artı gamma sıfır olmalıdır. Burada T üzeri 1, bu tarafta da T üzeri eksi 2 gamma var. Eksi olmalıdır çünkü paydadadır. Yani 1 eksi 2 gamaya eşit olmalıdır. Ki bu gamanın eksi 1 bölü 2 olması anlamına gelir. Eğer gama eksi 1 bölü 2 ise bu durumda alfa artı 1 bölü 2 eşit olacaktır. Bu benim boyut analizimin sonu. Böylece bir cismin düşmesi için geçen zaman bir sabit ile ki bunun ne olduğunu bilmiyorum fakat bu sabit bu uysuzdur. H bölü G'nin karekökünün kökünün çarpımına eşit işte olmalıdır. Beta 0 olduğundan dolayı eşitlikte kütle yoktur. H üzeri 1 bölü 2 burada ve G üzeri eksi 1 bölü 2 ise buradadır. Zaman H'nin kare ile orantılıdır. Çünkü G'nin belli değerleri vardır. C sabitinin değerini bilmediğim halde o da belli bir değere sahiptir. Elmanın ne kadar zamanda düşeceğini tahmin edeceğim konusunda bir iddiada bulunmuyorum. Tüm söylediğim şey iki farklı yükseklikten düşmeyi karşılaştırabilecek durumda olmamdır. Bir elmayı 8 metreden diğerini 2 metreden bırakabilirim ve 8 metreden bıraktığım elma 2 metreden bıraktığımdan daha uzun zamanda düşecektir. 8 bölü 2 4 eder ve 4'ün kare 2 eder. Dolayısıyla 2 kat daha uzun zaman alacaktır. Doğru mu? Eğer bir elmayı 8 metreden ve diğerini de 2 metreden bırakırsam bu durumda aralarındaki zaman farkı yüksekliklerin oranlarının kare olacaktır. İki kat daha uzun olacaktır. Ve bugün bir test yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir düzeneğimiz var. 3 metre yükseklikte bir elma var ve yüksekliği 3 milimetreden daha hassas bir doğruluk içinde ölçmen mümkün değil. Burada da elmanın yerden yaklaşık 1,5 metre yükseklikte olduğu bir düzenek var. Ve yine ölçümün doğruluğunun 3 milimetreden daha hassas olmadığını biliyoruz. Deneye başlayalım. Burada bir şeyleri tahmin etmeye çalışacağız. Bu tahminin bir elmanın düşmesi için geçen sürenin diğer elmanın düşmesi için geçen süreye oranını belirlemektir. H1 yüksekliği 3 metredir. Fakat 3 milimetre bir belirsizlikte söz konusudur. Bundan daha hassas ölçemem. ve H2 yüksekliği 1,5 metredir ve onun da belirsizliği yaklaşık 3 milimetredir. Gördüğünüz gibi H1 bölü H2 oranı 2.0'dır. Fakat bunun belirsizliğini de bulmak zorundayım. Fizikçiler buna bazen ölçümlerindeki hata olarak ifade ederler. Fakat gerçekte bu belirsizliktir. Sonuçta yapılan belirsizliği bulmanın yolu buraya 3 eklemek ve buradan da 3 çıkarmaktır. Böylece mümkün olan en büyük değeri elde edersiniz. Daha büyüğünü elde edemezsiniz. Ve böylece 2,006 değerini elde edersiniz. Ve bu durumda belirsizliğin 0,006 olduğunu söyleyebilirim. Bu H1 bölü H2 oranı boyutsuz bir değerdir. Çünkü uzunluk bölü uzunluk değeridir. Böylece T1 bölü T2 oranı H1 bölü H2 oranının karekökü olacaktır. Bu da önceden bahsettiğimiz ve orada gördüğümüz boyut analizinin sonucudur. Eğer tahtada ki elde ettiğimiz bu sayının karekökünü alırsak 1,414 artı eksi 0,002 elde ederiz ki bu doğrudur. Ve bu güvenilir bir tahmindir. Ve şimdi gözlem yapacağız. T1'i ölçeceğiz ve bu bir değer olacaktır. T2'yi ölçeceğiz ve bu da bir değer olacaktır. Ben bu ölçümü 10 defa yaptım ve değerler yaklaşık milisaniyede bir yenilendi. Böylece sadece 1 milisaniyelik bir belirsizlik benimsenebilir. Daha da emin olmak için 2 milisaniyede bir değiştiğini kabul edebiliriz. Biraz daha tutucu olalım ve zamanı 2 milisaniye bir doğrulukla ölçebileceğimizi varsayalım. Bu oldukça güvenlidir. Şimdi zamanları ölçebilir ve sonradan oranları alabiliriz. Daha sonra belli bir yükseklikten düşme için geçen zamanlı bu yüksekliğin kare ile orantılı olup olmadığını gerçekten doğrulayıp doğrulayamayacağımızı görebiliriz. Salonda biraz rahatlama sağlayacağım. Pekala. Burada bir düzenimiz var. Biz ilk önce deneyimizi 3 metre ile yapacağız. Burada 3 metrelik düzeneyi görüyorsunuz. Yayı çektiğim anda temas kesilerek elma düşmeye başlayacak ve saat çalışacak. Elma yere vardığı sırada ise zaman duracak. Ama diğer tarafta durmam gerekiyor. Aksi takdirde elma elimin üstüne düşecek. Elmanın elime düşmesi hesabımda yok. Burada duracağım. Hazır mısınız? Tamam bu durumda ben de hazırım. Her şey ayarlandı ve zamanın sıfırlandığından emin olmam gerekiyor. Evet sıfırladım ve eminim. 3, 2, 1, 0. 781 milisaniye. Bu değeri yazmanız gerekiyor. Çünkü ikinci ödevinizi yaparken buna ihtiyacınız olacak. 781 milisaniye ve 2 milisaniyelik bir belirsizliğe sahibiz. İkinci düzenek ile ölçüm için hazır mısınız? Hazır mısınız? Tamam. Her şey yolunda. Hazır. Düzenek yeniden sıfırlandı. Sıfır olduğunu görüyorsunuz değil mi? Teşekkürler. Tamam. 3, 2, 1, 0. 551 milisaniye. Biraz endişeliyim. Umarım fizik doğruyu söyler. hesap makinesini alıp T1 bölü T2 oranını hesaplayacağım. Belirsizliği burada gördüğünüz iki sayıyı ekleyerek ve çıkararak bulabilirsiniz. Ve bu size belirsizliği verecektir. Sanırım 0,008. Evet, 0,008 sizin de bunu yapmanız gerekiyor. Boyutsuz bir sayıdır ve belirsizlik olacaktır. Bu bizim gözlemimizdi. 781'i 551'e bölersek bir kez daha yapayım. 1,417 elde ederiz. Mükemmel bir uyuşma söz konusu. Bakarsanız Tahminimiz sonucun 1,414 olduğunu söylüyor. Belirsizlik ile birlikte 2 milisaniye daha yüksek olabilir. Bu benim yükseklikteki belirsizliğimdir ve bu değerden daha iyisini elde edemiyorum. Hatta burada göreceğiniz gibi 8 kadar daha az ve çok olabilir. Çünkü bu değer zamanı ölçmemdeki belirsizliğimdi. Böylece bu iki ölçüm birbirini teyit etmektedir ve gördüğünüz gibi uyuşmaktadırlar. Gördüğünüz gibi ölçümlerde belirsizlikleri kullanmak zorunludur. Şimdi sonuçlara bakalım. Burada dikkat çeken bir sonucumuz var. Bir cismin düşmesi için gereken zamanın o cismin kütlesinden bağımsız olduğunu gösterdik. Bu inanılmaz bir başarıdır. Bizim büyük büyük dedelerimiz bu konuda oldukça endişelilerdi ve 300 yıldan fazla üzerinde tartıştılar. Onlar bu basit boyut analizini yapamayacak kadar aptal mıydılar? Anlamıyorum. Bu boyut analizi belki de oldukça kolay değildi. Belki Bu boyut analizi farklı bir şekilde yapılmış olabilir mi? Evet, tabii ki evet. Çok farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle söyleyebilirsiniz. Elmanın yükseklikten düşmesi için geçen zamanın bu yüksekliğin alfa derecesi ile orantılı olduğunu söyleyebilirsiniz. Hepimiz biliyoruz ki yükseklik ne kadar fazla ise o kadar uzun zaman alacaktır düşme zamanının bir şekilde kütle ile orantılı olacağını ve kütle ne kadar fazla ise o kadar daha az zaman alacağını söyleyebilirdik. Ama sonuç öyle çıkmadı. Fakat siz böyle düşünebilirsiniz. Yer çekimini almayalım ve onun yerine dünyanın kendi kütlesini alalım diyebilirsiniz. Oldukça mantıklı değil mi? Dünyanın kütlesini artırırsam elmanın daha hızlı düşeceğini de düşünebilirim. O halde şimdi dünyanın kütlesini buraya ekliyorum. Boyut analizine başlıyorum ve umarım içinde boğulmam. Gördüğünüz gibi burada hiçbir kütle yok. Fakat bu tarafta m üzeri beta ve m üzeri gamma var. Dolayısıyla b artı gamma sıfıra eşit olacaktır. Bu da hikayenin sonu olur. Şimdi kendi kendinize yaptığımız analizde bir sorun var mı? Acaba bundan daha iyi yapabilir miyiz? Şeklinde sorular sorabilirsiniz. Evet olabilir. Erman'ın düşmesi için geçen sürenin kütleden bağımsız olduğu sonucunu elde ettik. Buna inanıyor muyuz? Evet inanıyoruz. Buna karşılık günümüzde çok güzel deneyler yapan çok ünlü fizikçiler var. Ve Erman'ın düşmesi için geçen sürenin çok küçük bir oranda da olsa kütlesine bağlı olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Eğer doğruysa ispatlamak zorundadırlar. Eğer onlardan herhangi biri ya da sizlerden biriniz başarılı olursa kesinlikle bir Nobel ödülü alırsınız. Ancak biz kütleden bağımsız olduğuna inanıyoruz. Fakat sizinle yaptığımız şey kütleden bağımsız olduğunu ispatlamak değildir. Eğer bu şekilde yaparsanız içinden çıkamazsınız. Diğer taraftan zamanın yüksekliğin kare köküyle orantılı olduğunu bulmaktan oldukça memnunum. Bence bu çok yararlı. Bunu deneyle doğruladık ve gerçekten böyle çıktı. Zamanımızı boşuna israf etmedik. Fakat boyut analizi yaparken dikkatli olursanız iyi olur. Sizlerden yukarıdaki iki yaklaşım arasındaki kıyaslama üzerinde düşünmenizi, akşam yemeğinde, belki kahvaltıda hatta duş alıyorken bile düşünmenizi istiyorum. Bu iki yaklaşım arasındaki farkı özümsemeniz ve anlamanız çok önemli. Size boyut analizinin sınırları ve gücü hakkında fikir verecektir. Bu fiziği anlamanızın ve değerlendirmenizin özü olacaktır. Bunun hakkında bir fikir edinmeniz çok önemli. Şimdi siz MIT'desiniz. Şimdi zamanı. Teşekkür ederim. Gelecek derste görüşürüz.